Merhaba arkadaşlar, ben Elif Pirenvise, bebeğim Örgülerim örgü kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere bu küçücük teknik çalışmayı anlatacağım. Bu çalışmayla birlikte bir sonraki videomuzda sizlerle harika bir hırka çalışması yapacağız ve hırkamızda görmüş olduğunuz şu düz kenar ve arada haroşa pat kısmı ve hemen yanında görmüş olduğunuz düz ilmek çalışmasını uygulayacağız. Hırkamızın sağ ön ve sol ön bedeninin her iki tarafında yani ilik düğme kısımlarının olduğu yerde bu çalışmayı kullanacağımız için ben küçücük bir örnek çalışmasıyla 27 ilmekten oluşan bir çalışmayla birlikte Ön bedenlerimizin kenar patlarını nasıl öreceğimizi sizlere anlatacağım. Şöyle baktığımızda gördüğünüz gibi dümdüz ve çok güzel bir kenar çalışması. Arada ilik düğme kısmı ve hemen yanında yine şu kenar çalışmasının birebir aynı görünümünde bir çalışma olmuş olacak. Diğer tarafta da yine aynı şekilde düz kenar çalışması haroşa lastik çalışması pat çalışması ve hemen yanında yine aynı çalışma olacak şu arada da hırkamızın model kurulumu olacak ön arka kol beden olmak üzere çalışmış olacağız bize şimdi sağ ve sol ön bedeni nasıl çalışmamız gerektiğini anlatacağımız bu küçücük Ilmek sayısı yeterli olacak. Örgümüzün arka tarafındaki görüntü de bu oluyor arkadaşlar. Çok güzel bir çalışma. Bunu her türlü örgünüzün pat kısımlarında uygulayabilirsiniz. Dediğim gibi bir sonraki videoda güzel bir hırka çalışmasında ben bu kenar patlarını kullanacağım. O yüzden sizden rica ediyorum. 27 ilmekten oluşan tek ilmek olması lazım. Ben 27 ilmekle bunu anlatacağım size. Siz de o yüzden aynı sayılarda başlayarak bu çalışmayı öğrenin. Mantığını kavrayın. Sonra hırkanızı büyük bir keyifle öreceğinize eminim. Evet şimdi şişimize 27 ilmek atalım ve örgümüzü örmeye başlayalım. Ben şişime 27 ilmek attım. Sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27 Şişime 27 ilmek attıktan sonra çalışmama başlıyorum. Düz kenar çalışması, haroşa, düz ilmek çalışması ve lastik çalışması olarak devam edeceğiz. Kuruluma şöyle başlıyoruz. İlmeklerimizi attıktan sonra ilk 2 ilmeğimi şişime boş olarak aktarıyorum. Ardından 5 ilmek haroşa örüyorum kenar patım için. 1 2 3 4 ve 5. Şu kısmı ördük. İlk iki ilmeğimizi boş aldık şu kenar kısmımız için. Ardından 5 ilmek haroşamızı ördük kenar patımız için. Ardından şu düz ilmek örgümüzü yapacağız. Bunun için de sıradaki ilmeğimi boş olarak şişime alıyorum. Ardından ipi kendime alıyorum ve lastik örgüye başlıyorum. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz olarak lastik örgümü örmeye başlıyorum. Bir tersle başladım. Ardından bir düz bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz ve bir ters. Sıra sonunda 2, 4, 6, 8 ilmeğim kaldı. Son lastik ilmeğim ters örgü ters örgüyle ördüm. Şimdi yine diğer kenardaki şu düz ilmeğimiz var. Bunu örmeye başlıyoruz. Onun için son 8 ilmek kalınca şu 8. ilmeği şişime boş olarak alıyorum. Ardından haroşa örgümüz var. 5 ilmek. 1, 2, 3, 4, 5 ilmeğimi haroşa örgü olarak örüyorum. Sıra sonunda şu kenar ilmeklerimin 2 ilmeği var. İlk ilmeğini boş alıyorum. İkinci ilmeğini düz olarak örüp sıramı tamamlıyorum. İlk kurulumu yaptık. Örgümün arka tarafındayım. Arka tarafında ilk ilmeğimi Şişime boş olarak alıyorum Sırada Boş olarak almış olduğum ilmeğim var Bunu Ters olarak örüyorum Ardından 5 ilmek haroşam var 1 2 3 4 5 ilmeğimi haroşa örgü olarak örüyorum Sırada yine Şurada boş olarak almış olduğum ilmeğim var. İpimi kendime alıyorum ve bu ilmeği ters olarak örüyorum. Ardından bir düz, bir ters. Lastik örgümüz var. Düzlerin üzerine düz, terslerin üzerine ters olarak ilmeklerimi örüyorum. Evet, 1 düz, 1 ters ve 1 düz olarak lastik örgümü bitirdim. 2 4 6 8 ilmeğim kaldı. Şu boş olarak almış olduğum ilmeğim. İpimi kendime alıyorum. Bu ilmeği ters olarak örüyorum. Ardından haroşa örgüm var. 1 2 3 4 5 ilmek haroşamı örüyorum. Sırada boş olarak almış olduğum ilmeğim var. Bu ilmeğimi ters olarak örüyorum. sıradaki ilmeğimi ters olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Evet yine örgümüzün düz tarafındayız. Aynı şeyleri tekrar edeceğiz. İlk iki ilmeğimi şişime boşalıyorum. Ardından 1 2 3 4 5 ilmek haroşamı örüyorum. Sıradaki ilmeği boş alıyorum. Ardından lastik örgüme başlıyorum. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz örgülerle lastik örgümü örüyorum. Son 8 ilmeğim kalana kadar. Evet son 8 ilmeğim kalana kadar lastik örgümü ördüğümde Son ilmeğim ters örgü oldu. Şimdi sırada düz ilmeğim var. Bunu boş olarak şişime alıyorum. Ardından 1 2 3 4 5 ilmek haroşamı örüyorum. Sıradaki ilmeğimi boş, sıradaki ilmeğimi düz örgü olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Geriye dönüyorum. İlk ilmeğimi boş alıyorum sıradaki boş olarak almış olduğum ilmeğimi ters örgü örüyorum. Ardından 1, 2, 3, 4, 5 ilmek haroşa örüyorum. Sırada yine boş almış olduğum ilmeğim var. Bunu ters olarak örüp lastik örgüme başlıyorum. Bir düz, bir ters tekli lastik örgümü örüyorum. Yine sıra sonunda 8 ilmeğim kalana kadar. Evet, sırada boş ilmeğim var. Lastik örgülerim bitti. En son düz olarak ördüm. Şimdi boş almış olduğum ilmeğimi ters olarak ördüm. Ardından 1 2 3 4 5 ilmek haroşa örgümü ördüm. Sırada boş alarak almış olduğum ilmeklerim var. Bunları da ters olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Evet düz kenar çalışmamız oluşmaya başladı. Devam edelim. Ne yapıyorduk? İlk iki ilmeğimizi şişimize boş olarak alıyorduk. Ardından 1, 2, 3, 4, 5 ilmek haroşamızı örüyorduk. Artık ilmeklerimiz belli oldu. Şu boş olarak almış olduğumuz ilmeğimiz. Bunu yine boş olarak alıyoruz ve lastik örgümüze başlıyoruz. Bir ters, bir düz olarak ön sırada tekli lastiğimizi örüyoruz. Son 8 ilmek kalana kadar lastik örgümü örüyorum. Şu ters ilmekle lastik örgüm bitti yine boş olarak şişime almış olduğum ilmeğim var boş olarak aldım ardından 1 2 3 4 5 ilmek haroşa ördüm sonra sıradaki ilmeği boş aldım son ilmeğimi düz olarak ördüm ve sıramı tamamladım geriye dönüyorum İlk ilmeğimi boş aldım. Sıradaki ilmeğimi ters olarak ördüm. Ardından 1 2 3 4 5 ilmek haroşa mı ördüm. İpi kendime aldım. Boş olarak almış olduğum ilmeğimi ters örgü olarak ördüm. Ve lastik örgüm başlıyor. 1 düz, 1 ters, 1 düz, 1 ters. Son 8 ilmeğim kalana kadar tekli lastik örgümü örüyorum. Evet, lastik örgümün son ilmeği düz. Sırada boşalmış olduğum ilmeğim var. <laughs> Çok belirgin görüyorsunuz. Bunu ters olarak örüyorum. Ardından 1 2 3 4 5 ilmek haroşa Sonra yine boşalmış olduğum ilmeğim var Bu iki ilmeğimi ters olarak örüp Sıramı tamamlıyorum Bir sıra daha lastik yapalım Sonra düz örgümüze geçeceğiz Ne yapıyoruz? İlk iki ilmeğimizi boşalıyoruz Ardından 1-2-3-4-5 ilmek haroşa örüyoruz sıradaki düz ilmeği alıyorum ve ardından bir ters bir düz lastik örgümü örüyorum. Çok kolay arkadaşlar. Evet lastik örgümü ters olarak tamamladım. Sırada boş aldığım ilmeğim var. Boş aldığım 1 2 3 4 5 ilmek haroşa ördüm. Sıradaki ilmeği boş, son ilmeğimi düz olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Arka sıradayız. Arka sırada ilk ilmeğimi boş aldım. 2. ilmeğimi ters olarak ördüm. Ardından 1 2 3 4 5 ilmek haroşamı ördüm. İpi kendime aldım. Boş aldığım ilmeği ters ördüm ve ardından bir düz, bir ters lastik örgümü örmeye başladım. Evet. Lastik örgüm düz örgüyle bitti. Boş almış olduğum ilmeğimi ters olarak ördüm. Ardından 1 2 3 4 5 ilmek haroşa örgümü ördüm ipi kendime aldım ve son 2 ilmeğimi ters olarak ördüm sıramı tamamlamış oldum lastik örgümüz bu kadar yeterli şimdi düz örgüye geçeceğiz hemen başlayalım yine ilk 2 ilmeğimi boş olarak aldım ardından 1 2 3 4 5 ilmek haroşamı ördüm. Sıradaki ilmeğim boş aldığım ilmek. Onu boş aldım ve sırada lastik örgüm var. Bunun ilk ters ilmeğini ters olarak örüyorum. Ardından lastiği bitiriyoruz ve düz örgüye başlıyoruz. Örgümüzün düz tarafındayız. Düz örgülerle örüyorum. 4 5 6 7 8 9 ilmek sayalım. 2 4 6 8 9 ilmek düz ördükten sonra lastik örgümün son ilmeği ters ilmeğim var. Bunu yine ters olarak örüyorum. İpimi ön tarafa alıyorum. Boş ilmeğim var. Boş olarak aldım. 1 2 3 4 5 ilmek haroşamı ördüm. Sıradaki ilmeği boş, son ilmeğimi düz olarak örüp sıramı tamamladım. Arka sırada da ilk ilmeğimi boş, sıradaki ilmeğimi ters, ardından 1 2 3 4 5 ilmek haroşamı ördüm. İpi kendime aldım. Boşalmış olduğum ilmeğimi ters. Ve yanındaki ilmeğimi düz olarak ördüm. Şurası bizim kenar patımız. Şu arada bir ters ilmeğimiz var. O ters ilmeğimiz de bu kenar patımıza dahil. Şimdi ne yapıyoruz? Lastik çalışmasını bitirmiştik. Düz örgüye başlamıştık. Önlerde düz olarak örmüş olduğumuz 9 ilmeği Arka kısımda ters örgü olarak örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Tekrar kenar patıma geldim. İlk ilmeğim düz. İkinci ilmeğim boş olarak almış olduğum ilmeğim arkada ters olarak örülüyor. Sonra 1 2 3 4 5 ilmek haroşa. İpi kendime alıyorum. Son 2 ilmeğimi ters örgü olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Evet. Ne yapmış olduk? Kenar patımız aynı şekilde devam ediyor. Lastik çalışmamızın üzerine de artık düz örgü örmeye başladık. Tekrar bir sıra daha örelim, öyle bitirelim. İlk 2 ilmeğimizi boş alıyoruz. 1 2 3 4 5 ilmek haroşamızı örüyoruz. 1 ilmek boş, 1 ilmek ters. Kenar patım bitti. Ardından 9 ilmeğimi düz örgü olarak örüyorum. Evet, düz örgü olarak ördüm. Şimdi diğer Kenar patıma geldim. Bir tersle başlıyorum, ardından bir ilmek boş, sonra bir, iki, üç, dört, beş ilmek haroşa, bir boş ve son ilmeği örerek sıramı tamamlıyorum. Son kez geriye dönelim ve çalışmamızı bitirelim. İlk ilmeği boş aldım, sıradaki ilmeği ters ördüm. Ardından 1, 2, 3, 4, 5 ilmek haroşamı ördüm. İpi kendime aldım. Bir ters ve bir düz ördükten sonra düz örgümün olduğu kısımdayım. Arka kısmı ördüğüm için, ters tarafı ördüğüm için ters örgülerle 9 ilmek örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6. 6 7 8 9 9 ilmek tersimi ördüm kenar patıma geldim ilk ilmeğimi düz sonraki ilmeğimi ters 1 2 3 4 5 ilmeğimi haroşa son 2 ilmeğimi de ters örgü olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Evet elde etmiş olduğumuz kenar çalışmamız bu. Görmüş olduğunuz gibi çok düzgün ve çok güzel bir çalışma olmuş oluyor. Hırkamızın sağ ön beden kenar patı ve sol ön beden kenar patlarını nasıl çalışacağımızı bu videoyla öğrenmiş olduk. Birebir tekrar edin arkadaşlar iyice e, hakim olduğunuza, iyice öğrendiğinize emin olun. Ondan sonra hırkamızı örmeye başlayalım. Hırka videomda görüşebilmek dileğiyle, sağlık saat esenlikler diliyorum. Hoşçakalın.